Geldik sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar ve ay burcu oğlakları. Zannediyorum 2020'nin, 2019'un en çok dayak yiyen burçlarından biriydi oğlak. Benim de bir sürü gezegenim var oğlakta. Ama Allah'tan yani yanımda da astrolog dostlarım var. Neler yapacağımı söylüyorlar. Dolayısıyla ben bazı şeylerden rahat rahat atlayıp çıkabiliyorum efendim. Yani sen çok önemli bir döngüden geçtin. Satürn kavuşumu yaşadın. Kazasız belasız atlattırabildi sana. Ne mutlu bize. Astroloji böyle bir şey. Çok önemli döngülerdir bunlar. Bu döngülerde hayatında insanların sağlam tokatlar yediği dönemlerdir. Şimdi benim de 2021 yılı içinde böyle bir döngü içinde Satürn karşıtlığı yaşayacağım. Allah da bana kazasız belasız atlatmayı nasip eylesin. Dualarınız son derece önemli. Hayatın tek bir gerçeği var. İyilik yap, iyilik bul. Sen ne kadar iyilik yaparsan Allah da seni kazadan beladan korur. Bunu da sakın Tabii ki unutmayın. kalbinizi temiz tutun efendim. Allah. Her şeyin başı şu kalbinizi bir omoyla mı yıkarsınız, neyle yıkarsanız kalbinizi temiz tutun. Ay bazılarınkini neyle yıkarsa yıkalım. Olmuyor. Ama işte Olmuyor. olmuyor. O da olmayınca da olmuyor işte. Bak sevgilimin hediye ettiği kazağa giydim ama tabii bu alt yazıdan dolayı sevimli bir kazak. Göstereyim komutanım. Şuna bak Aa, gerçekten. Ha, gerçekten yani çok. ben biliyorsunuz böyle seviyorum yap şeyleri. Ay hadi oğlaklar şimdi sinirlenmesin. Anlatayım onları da. Sevgili oğlaklar. Dur notlarım biliyorsunuz. Tabii. Ben notsuz yapamayan bir adamım. Online spor yapmayı ihmal New etmiş. York'ta 14 Mayıs, 28 Temmuz, 29 Aralık tarih arasında parasal konuda gelişmeler seni bekliyor. Maddi kazançlarında artış yok. Armut piş ağzıma düş dönemi değil. Çalış, üret, merak etme, kazanacaksın. Üretim gücün ne kadar yüksekse kazancın da o kadar yüksek olacak. 14 Mayıs, 28 Temmuz ticari alanda başarılar seni bekliyor. Kardeşlerden gelecek, yakın çevreden gelecek şansları sakın kaçırma. Ne kadar iyi iletişim o kadar kazanç dönemi seni bekliyor. Reklam, sosyal medya paylaşımlarına ağırlık ver. Eğitim alma, verme şansın yüksek. Bilginin sana kazandıracağı dönemdesin. 2021 yılında kazançların artacak ama bu kazançları çalışmadan elde etmen imkansız. Bugüne kadar çalışmalarının karşılığını alacağın günler artık kapıda. Eğer çok kazandım, çok harcayayım dersen tehlike çanları senin için çalıyor demek. Gelen parayı bol keseden harcama, biriktir, yatırımlarını ona göre yap. 2021 yılı sana çalış diyor. Sağlığın ile yakından ilgilen diyor. Ekip çalışmasına önem ver. Günlük işlerini aksatma. Bir tane evcil hayvan edinme zamanın senin de geldi. 29 Ocak, 22 Şubat tarihleri arasında parasal adım atmaktan uzak dur. İnternet alışverişlerine karşı dikkatli ol. Dolandırıcıların hedefinde olan bir burçsun. Parana sahip çık. Elektrik, elektronik aletlerin sana masraf çıkarabilir. İnternet alışverişlerinden uzak dur. 29 Mayıs, 24 Haziran 2021 tarihleri arasında sağlığına önem ver. Mikrop katmanlarına karşı temkinli ol. İş hayatında sözleşme, evrak, anlaşma konularından uzak durmanı öneririm. İş arkadaşların ile çatışmalardan, kavgalardan uzak dur. Günlük yaşamında astrikler bu dönemde yakınızı bırakmayabilir. 26 Eylül 19 Ekim tarihleri arasında kariyer hayatında ilgili konularda astenikler, sorunlar karşı karşıya yaşayabilirsin. Bunlara dikkat et. İş yaşamında anlaşmalar konusunda bu dönemde dikkatli olmanı öneririm. Eğer mümkünse bu dönemde kariyer hayatında ile ilgili adım atmaktan kaçın. Şimdiden planlarını ona göre yap. 18 Aralık tarihinden itibaren parasal konularda en çok dikkat etmen gereken bu. Burcunda yaşanacak olan Venüs retrosu sağlığına da dikkat etmen konusunda seni uyarıyor. Güzellik işlerinden, operasyonlardan,
acil olmadığı sürece uzaktır, bunu öneririm. Sana parasal dengende zorlanmalar ve kayıplar ortaya çıkabilir. 18 Aralık'tan itibaren en fazla dikkat etmesi gereken burç sensin, sakın unutma. Hayatında yer alan gizli düşmanların ile göz göze gelmek seni yorabilir. Bu yıl çalış, çalış, çalış. Senin en çok önem vermen gereken konu bu. Sağlığın ile ilgili konularda adım atmaktan korkma. Sağlığın ile yakından ilgilen. 19 Kasım tarihinden itibaren sosyal çevren, arkadaş ilişkilerinle ilgili konular gündeme gelecektir. Artık dileklerini gerçekleştirmek için adım at. Yeni arkadaşlıklar, arkadaşlar ile gergin, sorunlu ilişkiler gündeminde. Sosyal çevrenin genişlemesini olumlu olarak kullan. Senin de doğum günü hediyen 27-31 Kasım tarihlerinde hayatlarına sürpriz gelişmeler olacak. Beklenmeyeni beklesinler ve bu günlerde şanslarını değerlendirsinler sevgili Hürriyet. 2020 yılı içinde en çok problem yaşayan burçların içindeydi Oğlak burçları. Bir Satürn döngüsünden geçtiler. Tamam, Jüpiter de oradaydı ama kolaylıkla atlattılar ama zaten çok uzun zamandır yoruluyorlar ve hayatlarında çok ciddi problem yaşıyorlar. Ben Oğlak burçlarını biliyorsun ki özellikle çok daha fazla seviyorum ve onları çok iyi algılayabiliyorum. Merak etmeyin sevgili Oğlak burçları. Bu yıl içinde sizlere gelecek olan hediyeler fazlasıyla var ki 2022 özellikle çok daha hasarları doğru toparlayabileceğin bir dönemi bizlere işaret ediyor. Hadi bakalım hayırlısı diyorum. Sen de eğer haritanı tanımıyorsan bir yıllık tarot danışmanlığı alarak haritanı tanıyabilir ve haritana vakıf olabilirsin. Oğlaklar gerçekten çok sıkıldılar, çok yoruldular, çok zor zamanlar geçirdiler. Artık yavaş yavaş düzelmeye başlıyorlar yani anladığımız kadarıyla. 2022'de iyice de düzelmiş olacaklar herhalde. Evet, 2022 biraz daha onlara çok daha iyi gelecek. Ki daha 2021 yılının başındayız ama ben onlara 2022 ile ilgili güzel bir müjde de vermiş olayım.